düzenlemeler halinde önermemiz var. Onu bakanımıza sunacağım. Zeytinburnu Belediye Meclis Başkanlığı'na, ilçemizde yaşamlarını sürdürmekte olan engelli vatandaşlarımızın günlük yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında yer alan engellere göre çalışmaların daha geniş kapsamlı ve ilgili bir boyuta çekilmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar sonucunda engelli vatandaşlarımızın ve onların ailelerinin semtimiz içindeki hayatları kolaylaşacak, sosyalleşme olanakları artacak, uygar bir kent yaşamının gereklerinden biri yerine getirmiş olacaktır. Yine bu konu bağlamında ilçemizde engelli yetişkin ve çocukların maksimum faydalanabileceği özellikle parklara ihtiyaç duyulmaktadır. Çağımızın gereklerine uygun bu tür çalışmalar yapılarak ilçemizin kullanımına sunulmasını öneriyor. Önerimizi Başkan Makamına varlığına rica ediyorum. Önergeyi oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Önerge Başkanı Kanun var edilmiştir. Başkan, buyurun. Sayın Başkan, değerli meclisim. Zeytinburnu'nda yaşamakta olan, geçim zorluğu çeken ailelerimizin çocukları ve Suriye, Afganistan gibi ülkelerden göç eden ailelerin çocukları için mikrofona biraz ilçemizde ihtiyaç sahiplerinin mağcup olmadığı Zeytinburnu araç ve yer trafiğini engellemeyecek yerlere kitap, oyuncak, çanta gibi eşyaların toplanıp dağıtılacak paylaşım kulübeleri korunması. Bir saniye. Zeytinburnu'nda buyurunuz. Zeytinburnu'nda yaşamakta olan geçim zorluğu çeken ailelerin çocukları ve Suriye, Afganistan gibi ülkelerden göç eden ailelerin çocukları için ilçemizde ihtiyaç sahiplerinin mağcup olmayacağı bir şekilde Zeytinburnu'nda araç veya trafiğini engellemeyecek yerlere kitap, oyuncak, çanta gibi eşyaların toplanıp dağıtılacağı paylaşım kulübelerinin konulması veya semt konaklarında bu şekilde oluşacak yollar vasıtasıyla bu tür ihtiyaçların karşılanması için eşyaların geri dönüşüm için sağlanacak ihtiyaçların yerine ulaşılması için böyle bir olayın Zeytinburnu yapılması gerekmektedir. Önergemin başkanlık makamı havalesiyle arz ederim. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmiştir. Buyurun hocam. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlar, bizi saygıyla selamlıyorum. Ve bu terör, başkanımızın dediği gibi nereden gelirse gelsin biz de kınıyoruz. Terör adına ölen herkese de başsağlığı yakınlarına da Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Tabii bunlar şöyle değerlendirmek lazım. Yani onların her biri bir annenin evladıydı. Bir kardeşin abisiydi. Arkadaşının can dostuydu. Yani böyle düşündüğü zaman insanın tüyleri diken diken oluyor. İşte bir teşkilatın bir mensubuydu. Bizim güvenlik görevlerimizden biriydi. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi Zeytinburnu hepiniz bildiği üzere 1950'lerden 60'lardan sonra kurulan bir ilçe ve gece kondulaşmayla başlayan bir ilçe. Tabii o dönemin şartlarına göre Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen insanlar Zeytinburnu'nda barınmak adına gece kondular yapmışlar. Kentsel dönüşümle alakalı Fatih'te bir toplantıya katıldım, çağırdılar beni. O toplantıda konuşmacılardan biri aynen şu ifadeleri kullandı. İşte o dönemlerde Fatih içerisinde Zeytinburnu'na bakıldığında biz Zeytinburnu Teneke Mahallesi olarak adlandırılıyorduk demişti. Evet, esasında o dönemde bakıldığında o zaman şartlarında insanların barınma ihtiyacını karşılamak üzere hemen bir dört duvar üzerinde tenekeler yaşamaya başladı. Tabii şartlar gelişti. Günümüze kadar, işte 84'te belediye oluşumunda imarlaşmayla beraber günümüze kadar yapılaşma geldi. Tabii 99 depremi imar açısından, inşaatların yapım açısından çok önemli kriterlerin ortaya koyması gerektiği çok yıkıcı bir deprem yaşadı. Ondan sonra işte imarla ilgili
kesin katı kurallar, bugün işte daha sağlam mühendislik hizmetleri almış binalar yapıyoruz. Ama bizim belediyemize gelince maalesef mühendislik hizmetleri belki binalarımıza veriyoruz ama belediyemiz de bunun adına yapılan çalışmalarda hala 1950'lerdeki o günü kurtarmak adına yapılan gecekonduların ona benzeri daha modern mühendislik hizmetleri almış alelacele günü kurtarmak adına çalışmalar yapmış. 2009 öncesi Adliye Meydanı yapılan kültür merkezi gibi. Daha sonra işte yine geçen seçimlere yetiştirmeye çalıştıkları Adliye Meydanı gibi, kaymakamlık binası gibi. Yani sonuçta bakıldığında ben şöyle tabir ediyorum. Biz şu an Zeytin Belediyesi olarak modern gecekonducular diye adlandırıyorum. Niye? Neticeye gelirse. Geliyorum neticeye. Adliye Meydanı'nda işte çok önemli saydığınız yağmurda suları dolan bir meydan çalışması oldu ki ondan önce o kültür merkezi yapılırken o taşlar dizildi, oraya bir sürü masraflar yapıldı, onlar çöküldü, atıldı. Bunlar hep belediyenin bütçesinden, vatandaşın cebinden çıkan paralar. Değişti mi? Gene değişmedi. O Adliye Meydanı'nda yapılan alanın altına otopark yapıldı. Otoparka inişlerde gördüm ki iki taraftan iniş yerleri yapılmış, üzerinde tenekeden kaplanmış. Yani 1950'leri geçtik, 2000'leri geçtik. Daha modern, mühendislerimizin, mimarlarımızın daha çok olduğu dönemde yaşıyoruz. Planlama yapılması lazım. Yani o günden bugüne bakarsak, yani planlamanın doğru yapılmadığını, projelendirmelerin doğru yapılmadığını görüyoruz. Hala tenekelerle kaplı alanımızın olduğunu görüyoruz. Ve bu konuda da maalesef modern gecekonducu olarak adlandırıyorum Zeytin Belediye'yi. Bu konuda görüşlerimi bildirmek istedim. Şimdi bir önergem var. Önergeme geçmek istiyorum. İşte biz önergeler veriyoruz burada. Yeter bir önergenize geçin. Önergeme geçiyoruz. 5 dakika geçti gündem bizi konuşuyor. Önergeme geçiyoruz. Tamam buyurun. Şimdi biz önergeler veriyoruz. Önergelere iki satır yazıyla geçiştiriyorlar. Her zaman olduğu gibi. Biz burada Zeytinburnu halkı adına Zeytinburnu bir seçim yaptı. İktidar sizleri iktidara getirdi. Biz de muhalefete getirdi. Biz muhalefet görevimizi, uyarıcı görevimizi yapmak durumundayız. Bununla ilgili burada çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi verdiğimiz önergelere doğru cevaplar istiyoruz. Tamam. Şimdi geçen ay verdiğim önergeyi tekrarlıyorum ve bunun cevaplandırılmasını talep ediyorum. Belediyenizce tanıtım ve propaganda amaçlı Zeytinburnu'nda cadde ve sokaklarında bina cephelerinde vinil baskı bez afişler asılmakta. Basılı dokümanlar, davetiye, kitap, broşür basımları, çanta, poşet, araç giydirme, tanıtım filmleri çeşitli ihale usulleriyle yapılmakta ve temin edilmektedir. Bu tür ihale ve uygulamaların miktarı ve sayısı her seçim döneminde arttığı yapılan inceleme ve kontrollerde ortaya çıkmıştır. Bu anlamda haksız rekabet ortaya çıkmakta, amaç haksız yere avantaj sağlanmaktadır. Sayıştay Temiz Kurulu'nun kararı gereğince bir siyasi partinin reklamlarının belediye bütçesinden karşılanması hukuken mümkün değildir. Etrafımıza baktığımızda hükmün dikkate alınmadığı düşüncesi meydana çıkmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz uygulamalarla ilgili olarak 2009 yılı dahil olmak üzere günümüze kadar gerçekleşen ihale listesinin verilmesi, yapım alım hizmetlerinin cins adet yaklaşık maliyetlerinin bildirilmesi, ihale bedelleriyle yüklenicilerin bildirilmesi için önergemizin başkanlık makamının havalesini arz ederim. Saygılar sunuyorum. Önergeyi oylarla sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başka söz almak isteyen? Buyurun önergeyi. Sayın Başkan, değerli meclis arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Sayın Başkanım, siz yazılı ve sözlü önerge olarak sorduğunuz için ilk önce
Ben gündemin dışı kısmında söz aldım, bir de söz almamıştım ama karışınca kısaca söz almak istiyorum. Hem de önerge bağında. Bir, bugün meclis toplantımıza katılamayan arkadaşlarımızın izinli sayılmasını öneriyorum. Buna bağlı olarak da geçen meclis gününde Sayın Başkanım da teşrif ettikleri için benim de söylemem canım olmadı. Bu vesileyle tüm meclis üyesi arkadaşlarımızın, tüm Zeytinburnu'nun 7 yılını tebrik ediyorum. Ayrıca bu arada da idrak etmiş olduğumuz Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor. Tekim Halif Efendimiz'in doğum gününü de müşteriz olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yine bu arada geçen mecliste bu meclis arasında burada meclis üyesi olarak bulunan Fatma Yazıcı kardeşimizin kayınpederi de vefat etti. Bundan dolayı da kendisine başsağlığı diliyorum. Merhuma rahmet diliyorum. Yine bu arada meclisimizde uzun dönem meclis üyeliği yapmış, bize abilik yapmış, kendisinden istifade ettiğimiz büyüğümüz Sayın Ercan Ekşi'nin anneler vefat etti. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Bu aileye de başsağlığı diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum başkanım. Sayın başkanım, şimdi Sayın Başkanım, bir tahammülsüzlük gene var. Bakın meclis açıldı, onun için 20 dakika. Meclis arkadaşımız konuşurken müdahale ediyorsunuz, 3 dakika konuştu. Şimdi sizin yaptığınız bu değerle konuşmacının konsantresini bozulmak. Sürekli uyarıyorum. Geçen mecliste de Saadet Yılmay arkadaşımı söz almak istedim. Meclisin yönetmelik ve kurallarından bahsediyoruz. Bakın, 4 tane konu hakkında belediye meclisine önerge getirdik. Bak, birinci getirdiğim benim önerge ve teklif de değildi. Uyarı mahiyetinde Zeytinburnu'nda olan yangınlarla veya iş kazalarıyla ilgili önlem alınmasıydı. Osman Bey önerge getirdi, engellilerle ilgili bir proje. Selahattin Bey gene bir proje, dikkat edin, önerge. Bizim burada yaptığımız konuşmaların tamamı farkındaysanız Zeytinburnu halkının, belediyemizin yararına konular. Dinlemenizde fayda var. Muhalefet meclis üyeleri belediye meclisini ve belediyemizin dahi çalışmalarıyla ilgili önergeler, projeler götürür. Dinleyin, yararlanın. İki, bak 7 tane, 8 tane rapor var. 8 raporun altında da Cumhuriyet Halk Partisi komisyon üyelerinin evet oyu var. Bak, hepsinde evet oyu var. Niye evet oyu var? Zeytinburnu belediye bütçesinin daha iyi, daha ekonomik kullanımı alanında yapılan her doğru işin yanındayız. Doğruları konuşmaktan tarafta korkmayın. Doğruları dinlemekten de korkmayın. Niye çekiniyorsunuz? Meclis üyesi arkadaşlar burada konuşsun, Zeytinburnu sorunlarını konuşsun, tartışalım. Bu meclis onun için oluşturuyoruz. Siz mi? Ya işiniz varsa katılmayın arkadaşlar. Başka meclis üyesi arkadaşlar gelsin. Teşekkür ederim başkanım. Sayın başkanım ya, rica edeceğim bu konuyla ilgili polemiğe gelmek istemiyorum. Polemiği siz açıyorsunuz her sefer. Bu konuda niye konuşuyorsunuz? Ya meclis gidecek. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yalnız ben asla polemik açma taraftarım olduğundan değil. Şunu bir kere... Ben meclis başkanıyım, bu meclisi yönetiyorum. Bu mecliste iktidar ve muhalefeti hep beraber Zeytinburnu için çalışan kişileriz. Her şeyin demokrasi kurallar gerekiyor. Her şeyin bir kuralı var, yönetim sistemi var. 7 tane burada rapor var. Her raporda 7 arkadaş da söz alabilir. Herkes gündem dışı söz isterse meclis başkanının uygun gördüğü saatte verebilir. Artı soru önergesi hakkını kullanabilir. Ama siz soru önergesi söyleyeceğim diye söz alın. 5 dakika, 10 dakika gündem dışı faaliyet raporunda konuşur gibi konuşursanız ben meclis başkanı olarak diğer meclis üyeleri arkadaşlarına tavırlarına göre müdahale etmek durumunda kalırım. Benim müdahalem budur. Benim derdim meclisin saygınlığını artırmak, meclisi düzgün bir şekilde yönetmek. Yoksa benim derdim kimsenin konuşmasından, bizim derdimiz kimsenin demokrasiyle ilgili, Zeytinburnu'na ilgili bir şey söylemesinden değil, hatta söylemesini isteriz. Ama şu var, siz belirli yerlerde söz almayıp, belirli yerlere fazla açıldığınızda meclis başkanı görevini yapmamış gibi oluyor. Benim derdim meclisin saygınlığını, sistemi çerçevesine götürmek. Bundan başka bir amacım yoktur. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İlkay Bey, bir daha vermeyeceğim. Başkanım, geçen Pazartesi günü ben istediğimde gündem dışı konuşmayı önceden bilgi istediniz. Ama az evvel
Aynısını bir başka arkadaşınız yaptı. Ona konuşma hakkı. Hayır. Gündem dışı. Saadet Bey. Lütfen. Bir dakika. Lütfen. Ben belediye başkanımızın olduğu bir günde o konuşmayı yapacaktım. Bugün sustunum. Bir dahaki zaman, ne zaman gelirse belediye başkanımızın olduğu bir günde gündeme getireceğim. Değerli. Lütfen. Eşit olalım. Bak şundan hiçbir şüpheniz olmasın. Ben bugün sadece şunu hatırladım. Meclis yönetmenliğinin 11. maddesinin 13. fıkrasına göre gündem dışı konuşma yapacak arkadaşlar meclis başkanlığına yazılı olarak bilgi verir. Der ki ben engellerle ilgili konuşma yapacağım. Meclis başkanlığı o konuşmanın zamanını, saatini tayin eder ve o sözü verir. 5 dakikayla en az 5 dakika veya 15 dakika, 20 dakika söz hakkı verebilir. Bunu hatırlatmak için söyledim. Akabinde size vereyim isterseniz dedim. Şimdi gelelim bugünkü şeyden. Benim söz verdiğim arkadaş grup başkanımız. Grup başkanlarının da bu mecliste bu kadar şeyi olmalı. Ona da dikkat etmeye çalışıyorum. O günler dışı konuşmada yapmamıştır zaten. Bu kadar kafidir. Teşekkür ediyorum. Başkanım. Raporlara geçiyorum. Raporların okumuş olduğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Bütçe komisyonunda görüştüğümüzde bu yasa gereği bir zam artışı olacaktı maaşlarla ilgili ve huzur hakkıyla ilgili. Kamuoyunun bilgilenmesi açısından soruyorum. Gerekli cevabı istiyorum. Maaşların rakamsal boyutunu söyleyebilir mi bilgili arkadaşımız? Teşekkür ederim. Var mı o konuda bir şey söylemek isteyen? Arkadaşlarım, bugün özel bir durum. Bir daha da arkadaşlar öğrenmek istiyorsa arkadaşlar da birebir de sorabilir. Ben de bilmiyorum yani, çok da merak etmiyorum ama illa da bizim hakkımız diyorsa yazılı sözde öğrenmek olarak verir. Mehmet Bey, bunu ben bunu komisyon toplantısında sordum. Evet. Komisyon başkanımıza. Orada cevabımı alamadım. Ve bunu ben kamuoyunun bilgilenmesi açısından soruyorum. Çünkü avvaki konuşmalar var. 7 milyar, 8 milyar meclis üyelerinin maaş aldığını söylenmektedir. Kamuoyunun bilgilendirmesi açısından soruyorum bunu. Siz meclisiyesiniz, zaten biliyorsunuz. Ben biliyorum da işte kamuoyunun kayıtlara geçmesi açısından soruyorum bunu. İfade edersen bir saniye derler. Başkan, bunu usulü burada bu şekilde değil. Evet. Öğretmek istiyorsan arkadaşım, yani soru önergesi olarak da kendisine cevap verdi ve burada da paylaştık. Teşekkür ederim. Peki başkan, soru önergesi olarak aldığınız o zaman sorulur mu? Usulde gelen bir hata yapıyor. Şimdi tartışan arkadaşlar bütçe komisyonu arkadaşlar. Şimdi bütçe komisyonunda bunlar arkadaşlar bu konuyu soru önergesi olarak tekrar meclis komisyona göndermesi lazım. Böyle bir şey var. Şimdi nedir işte bu bir şeydir. Belediye başkan maaşının herhalde günlük üyesinin 1/3 meclis üyesinin hakkı uzun ücretidir. Herhalde burada müsteşar maaşının şeyine tekabül ediyor. İşte 8.000-9.000 küsürüne öyle bir maaşın işte 195 lira falan da meclis üyesinin aldığı hakkı uzun ücretidir. Herhalde 101 lira falan olacak benim hesaplamalarıma göre ama bu tabii şeye yansısaydı güzel olurdu. Komisyon raporu göre şimdi kamuoyuna hakikaten bunu merak ediyor. Ben AKP meclis üyelerini de bu şeyden kurtaralım. Biz de karşılaşıyoruz şeyde diyorlar sokakta. Ya bu meclis üyeleri çok ciddi maaşlar alıyor. Size de geliyordur bunlar yani. Allah'ın maaşlar şey var. Ben size bir ay sonra, ben size bununla ilgili belgelere de baktığımda Saadettin abiye belgeyi gösterdim. O da size Ya bu kamuoyunun bilgilenmesi açısından. Daha başka bir şey değil. Buyurun Gökhan Başkan. Sayın Başkanım, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlar. Şimdi komisyonda Düzgün Bey dedi ki hani arkadaşlardan bilgi alamadım da komisyon çalışmalarında şöyle bir şey yapabilirler. Yani ilgili müdürü bürokrat arkadaşımıza çağırıp ondan o arada bilgi alabilirler. Komisyon üyelerinin hepsi meclis üyesidir. Doğrudur. Bütün bürokrasi hakkında bilgisi olması zaten mümkün değil. Ama böyle bir hakları da vardır yani. Çağırırlar bürokrat arkadaşı. Oradan bilgi alırlar. Ondan sonra ona göre de raporlarını yazarlar. Bundan sonra bu yöntemi izlerlerse hani bilgi açısından daha çabuk ulaşmış olurlar. Bunu bir hatırlatayım. Teşekkür ediyorum. Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle rapor kabul edilmiştir. İki nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüşme etmek isteyen meclis üyemiz var. İki nolu raporla ilgili. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dört nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüşme etmek isteyen meclis üyemiz var mı?
Yok, oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy bildiriler kabul edilmiştir. 5 no'lu raporu görüşmeye açıyorum. Görüşmeyi istemeyeceğiniz var mı? Yok, oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy bildiriler kabul edilmiştir. 6 no'lu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen meclisimiz var mı? Yok. Oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy bildiriler kabul edilmiştir. 7 no'lu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen meclisimiz var mı? Yok. Oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy bildiriler kabul edilmiştir. 8 no'lu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen meclisimiz var mı? Yok. Oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy bildiriler kabul edilmiştir. Gündemimizde başka görüşecek madde bulmadığından Şubat ayında toplanmak üzere meclisi kapatıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.